Evet. Merhaba. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Evet, bizi izliyorsanız astrolojiyle ilgileniyorsunuz demektir. Ancak astroloji gerçekten nedir? Sadece burç mudur? Sadece yükselen burç mudur? Astroloji gerçekten nedir? Yunanca astro, gezegen, yıldız, planet, planetoid. Logos ise mantık demek. Gezegenler ve yıldız dizilimlerinin aslında sistemdeki çeşitli noktaların yaratmış olduğu çekim, gravitasyon, elektromanyetik dalgalanma etkileri sebebiyle insan yaşamı ve dünya hayatı üzerindeki etkilerini inceleyen ilim dalına astrologos, yani astroloji denir. Astrolojiyi nasıl kullanıyorlar? Nasıl kullanacaklar veya astrolojiden nasıl gerçekten fayda sağlayacaklar? Yani aslında ana konumuz bu. Şöyle sevgili Demet, sen profesyonel bir astrolog olarak haritalar çıkartıyorsun. Çeşitli haritalar, doğum günü, doğum saati, doğum dakikasına göre ben de öyle yıllardan beri haritalar çıkartıyorum. Ve bu haritalarla karşıdaki kişinin potansiyel karakterini görüyoruz. Doğru değil mi? Karakterini görüyoruz ve Dan Rudyard'ın ve Carl Gustav Jung'un söylediği gibi bir insanın karakteri de ne oluyor? Kader oluyor. Karakter değişmezse kader de değişmiyor. Bunları nerede görebiliyoruz? Doğum haritalarında görebiliyoruz. Peki bir doğum haritası nasıl çıkartılıyor Demet? İlk kaç yaşında çıkarttın sen kendi haritanı? İlk kaç yaşında çıkardım? Herhalde 17-18 yaşlarındaydım. Sen Kendi 17'den beri kendime ilgileniyorsun değil mi? çıkardım. 18'den O zaman programlar yoktu. Çeşitli kitaplardan işte o yıl efemeristen bakarak, kendi kendime çizerek bir şekilde çıkarmıştım. Evet, doğum haritası nedir? Herkesin doğduğu anda, o anda gökyüzünün konumuna göre çıkarılan Haritalara doğum haritaya doğum haritaları diyoruz. haritası diyoruz. Bizim genel potansiyellerimiz, kişiliğimizin genel hatları, hayatta karşımıza çıkabilecek kavramlar, Ana hepsi yapı, ana ana yapılar buradan doğum haritasından görünebiliyor. görülebiliyor. Aslında şöyle de düşünebiliriz değil mi Demet? Zaman tabloları. Şimdi astroloji aslında zaman birimi. Mekanın içinde yaşayan sizin zamanın içinde hangi boyutta olduğunuzu gösteren bir birim. Bunun içinde doğum günü, doğum saati ve doğum dakikası ile doğum haritalarının çıkartılması gerekiyor. Bunlara zaten horoskop deniyor. Doğru değil mi? Horoskop, kimlik Horoskop kartı gibi artık, parmak izi, kimlik parmak kartı izi gibi tabii ki herkesin bilmesi gereken bir kavram. Yani herkesin doğum haritasını bilmesi gerekir. Tabii ki herkesin doğum haritası pek çok Batı ülkesinde biliniyor zaten. Şimdi şöyle, doğudaki astroloji tarzı Çin astrolojisi, Hint astrolojisi, Şinto, Japon astrolojisi ile zaten doğum horoskopları çıkartılıyor. Batı astrolojisi işte kapitalizmin baskısı, işte o bilim çabası şudur budur. Sanayi devriminden sonra biraz zayıfladı ama ondan sonra yeniden çok güçlendi 1930'lardan sonra ve o güçlenmeyle beraber neredeyse Batı ülkelerinde yaşayan şahısların %70'in doğum haritaları var. Yani bu bir identification kart gibi bir şey, kimlik kartı gibi. Şimdi tabii ki demlenmemiş insanlar bunu çok fazla anlayamıyorlar. Ben bilgiyi çay gibi demlenmek derim. Çay gibi demlenmek derim. Bilgisi çok fazla olmayan insanlar gökteki ay beni nasıl etkiliyor gibi hamam yaklaşımlarda bulunuyorlar. Ama bilgisi olmayan insanların böyle yaklaşmasını da yani hem doğru buluyorum hem doğru bulmuyorum. Çünkü bilmediğin bir konuda araştır, önce öğren, öyle araştır, öyle bilgi yarat. Ama bunun yanında eğer biliyorsan da üzerine git. Şimdi demlenmiş çay modunda olan arkadaşların bu videoyu seyrettiğini düşünüyorum. Astroloji ile ilgilenen kişiler zaten bu videoyu seyrediyorlar. Demlenmiş çay kardeşlerim. İki şeker atın kendinize. Şöyle keyfinden tavşan kanlı doğum haritanızı öğrenmek istiyorsanız hayatınızda bir kere gerçekten profesyonel bir astroloğa gidin. Ama astrolog da ilginç. Ben bu bizim ülkemiz için söylemek istiyorum. Batı ülkelerinde astrologluğun belli şartları var, şartnameleri var. Ama bizim ülkemizde yok. Yani vergi numarası alan herkes ben astroloğum diyebiliyor. Çoğunlukla da işte biraz da küçük şehirlerde medyum astrolog Karıştırılıyor. karıştırılıyor. Medyum astrolog ismi altında pek çok şarlatan türüyor. Ve bu şarlatanlar da insanları sömürüyor. O zaman ne oluyor? Bizleri de aynı kisveye sokuyorlar. Zaten özgüven sorunu olan bir toplumuz. Her zaman ilk önce karşıdan bir zarar göreceğimizi düşünen bir karakter noktasına geliyoruz. Ondan dolayı ben şöyle söylüyorum. Gerçek astrologlar davranışları, hareketleri, kaliteleri, sosyal kimlikleri, iletişim şekilleri ve hayat biçimleriyle ortaya çıkarlar. Yani
Adam ben astroloğum diyor. 7 evlilik yapmış ya. Nasıl yani? Yani ben ilişki astroloğum diyor. 7 evlilik yapmışım. 7 evlilik yapan adamdan ilişki astroloğum olmaz arkadaş. İlk önce kendi sorununu çözsen. Evet, yani ondan sonra ben astroloğum işte işte battım param yok gücüm yok. Yok ha arkadaş yani eğer gerçekten bu işi bilen bir astrologsa ne zaman para kazanacağını, ne zaman kaybedeceğini, ne zaman doğru yatırım yapacağını bilirsin. Sen Batı ülkelerinde maddi ve ekonomik kriz yaşayan astrolog gördün mü? A'dan Z'ye sisteme bakmak lazım. Yani terzi kendi söküğünü dikemez. Yok bizim bu işte böyle önce bir dikecek. Şey. Önde dikecek. Adama bakacaksın. Evli mi? Maddi durumu iyi mi? Sosyal konumu ne? Sosyal kimliği ne? Hayatta bir noktaya gelmiş, belli çizgilere gelmiş ya hayatında bunu kullanabiliyor. O zaman gerçekten böyle bir yapısı ve etkisi vardır. Ha, onun haricinde Ayşe teyze de astrolog, Fatma teyze de astrolog, Ahmet Bey de astrolog. Geçin bunu. Bir de bizim böyle bir cıvık bir şeyimiz var gerçeği söylemek gerekirse. Medyamız var. Her önüne gelen işte astrolog bilmem ne, astrolog bilmem ne diye çıkartıyorlar. Orada da istemediğimiz sorunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi gerçekten doğum haritasını çıkartmak, o demli çay tadını alabilmek, üstüne de kırklama şekerle limonu da katıp içmek, bir de kurabiye yemek istiyorsa ne yapması gerekiyor? Anlatsana biraz. Çok basit. Bilinçokulu.com'a geleceksiniz. Orada biz istediğiniz takdirde sizin doğum haritanızı çıkarıp yorumlayacağız ve bundan sonraki hayatınıza bir pusulayla devam edeceksiniz. Çünkü harita aynı zamanda bizim pusulamız değil mi? Tabii. Yön göstericimiz. Yalnızca şurada yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Bilinçokulu.com'da nöbetçi astrologlarımız direkt harita ile ilgili bazı kavramları söylerler. Evet. Yani Juno'nun yerini söylerler. İşte şans noktasının yerini söylerler. Merkür'ün yerini gösterirler. Ama gerçekten doğum haritasına sahip olmak istiyorsan o nöbetçi astroloğun işidir. Evet. O nöbetçi astroloğun işi değil. Çünkü yani kusura bakma yaklaşık 36 bin gök cisminin hareketine bilinçokulun 9 TL'lik ücretiyle hiçbir astrolog bakmaz. Onun için ne yapman gerekiyor? Herhangi bir şekilde yakın çevrende varsa gerçekten astrolog olduğuna güvendiğin bir kişiye haritanı çıkart. Evet. Buna baktır. Eğer yakın çevrende yoksa uğraşabileceğin kimse yoksa bir tık kadar yakın bilinçokulu. Bilinçokulu'nun market bölümünde sevgili Demet Hanım'dan veya benden online yüz yüze veya görüntülü danışmanlıklarda alabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Canlar bekliyoruz. Hepiniz demli çay tadında kalın. Bye. Hoşçakalın.